Kümelerde kesişim işlemi. Kümelerde kesişim işlemi, iki kümedeki ortak elemanların oluşturduğu kümeyi bulmamıza yarar. Bunu kümesel olarak çizerek gösterecek olursak, A ve B kümesi çizelim iki tane. Daha fazla da küme çizebiliriz. Bu çok önemli değil. Kümelerde kesişim işlemi ters U ile gösterilir ters U ile gösterilir. A kesişim B biçiminde okunur. A kesişim B diye okunur. İki kümenin arasına ters U konulduğunda bu iki kümenin kesişimi demektir. Ve kesişim iki kümede de ortak elemanların oluşturduğu küme olur. Burada tarayacak olursak kesişim bölgesini iki kümenin kesişim bölgesi burasıdır. A kesişim B dediğimiz yer A kesişim B yeni bir kümedir ve iki kümede de ortak olarak bulunan elemanların oluşturduğu kümedir. A kesişim B'nin içinde yer alan elemanlar hem A'nın içinde yer almaktadırlar hem de B'nin içinde yer almaktadırlar. Eğer ki bu durumu 3 küme çizerek gösterecek olursak kesişim işlemi sadece iki küme arasında olmak zorunda değildir. 3 küme arasında da olabilir. Şuraya çizelim. A B C Bu üç kümenin kesişimine geldiğimizde üç kümenin de ortak olan elemanlarının bulunduğu bölgedir. Burada kırmızıyla taradığımız bölge A kesişim B kesişim C'dir. Üç kümenin de ortak elemanlarının bulunduğu bölgedir. A kesişim B kesişim C kümesindeki bir eleman hem A'dadır, hem B'dedir, hem de de C'de bulunur. Şimdi bu şekilde kesişim işlemini konuştuğumuza göre biraz kümesel olarak konuşalım. Bir küme çizelim. A kümesi, B kümesi olsun. Burada 1 elemanı, burada 3 elemanı, burada 5 elemanı, burada 4 elemanı, burada 7 elemanı, burada 10 elemanı, burada da 8 elemanı olsun. A kesişim B nedir? Bize böyle bir soru sorulduğunda A kesişim B'nin neresi olduğu artık kafamıza yerleşmiş olması lazım. İki kümenin de ortak olarak elemanlarının bulunduğu bölgedir. A kesişim B kümesi 4 ve 7'dir. Eğer ki bize S A kesişim B deseydi, bu A kesişim B'nin eleman sayısını soruyor demektir. Cevabımız 2 olurdu. S ile yazılmış bir şeyin karşısına küme cevabı veremeyiz. Onun sayı karşısına sadece bir sayı yazarız. Şimdi liste yöntemiyle verilmiş iki kümeye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve B kümesi 5, 6, 7, 8, 9 kümeleri veriliyor. A kesişim B kümesi nedir? A kesişim B kümesi iki kümede de ortak olarak bulunan elemanların oluşturduğu kümedir. A kesişim B'ye geldiğimizde ikisinde de ortak olarak bir ikisinde de yok, iki yok, üç yok, dört yok, beş ama ikisinde de var. Altı ikisinde de var. A kesişim B 5 ile 6'nın oluşturduğu bu küme olur. Bize şimdi iki küme verildiği zaman A kesişim B'yi Venn şeması veya liste yöntemiyle verildiğinde iki küme kesişimlerini bulmayı öğrendik. Burada bize iki kümenin eleman sayısı verilseydi. Şimdi de artık alt küme ile ilgili biraz düşüncemizi alt küme yanlış söyledim. Kesişim ile ilgili düşüncemizi kuvvetlendirelim. A kümesinin eleman sayısı 7 olsun. B kümesinin eleman sayısı 4 olsun. Veriliyor. Buna göre A kesişim B kümesinin alabileceği şöyle diyelim S A kesişim B kümeden çıkartalım bunu. A kesişim B'nin alabileceği en küçük ve en büyük değer kaçtır? İki kümenin eleman sayılarını biliyoruz. Kesişim kümesinin eleman sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değeri bunlara göre tahmin edeceğiz. İki kümenin kesişiminin en küçük değeri her zaman için çok net hiç ortak elemanları yoktur. Sıfır. Bu en az durumu. Buradan da bir başlığımıza geçeceğiz. Ayrık kümeler. Bu başlık burada dursun. Eğer ki iki kümenin kesişimi nin eleman sayısı sıfırsa bu iki küme birbirine hiç temas etmiyordur. İki küme ayrıktırlar. A kesişim B'nin alabileceği en büyük değerimiz ise B'deki elemanların az eleman sayısına sahip olan kümenin eleman sayısı kadardır. 4. B'deki bu 4 elemanın 4'ü de A'nın içinde var diye kabul ederiz. Bu iki kümenin kesişiminde ortak olarak eleman az olanın sayısı kadar olabilir. En fazla da 4 olur. Bu durumu kümesel olarak çizecek olursak A ile B'nin birbiriyle hiç teması yok. En çok durumunu çizecek olursak büyük olan A kümesi B kümesini içine alıyor. Yani B'nin bütün elemanları A'nın da içinde olduğu için A ile B'nin kesişimi B'nin bütün elemanları olmak. Daha da netleştirecek olursak iki kümenin eleman sayıları verilirse kesişimin alabileceği en küçük değer her zaman için sıfırdır. Alabileceği en büyük değer ise küçük olan az elemana sahip olan kümenin eleman sayısı kadardır. Eğer ki kümeler ayrık değil derse kesişimin alabileceği en küçük değer o zaman bir olur. Şimdi ayrı küme kavramını konuşmanın vakti geldi. İki küme birbiriyle hiç temas etmiyorsa, hiç ortak elemanları yoksa bunların kesişimleri eğer ki boş küme ise bu iki kümeye ayrı kümeler deriz. İki kümenin kesişimi boş küme ise bu iki kümeye ayrık kümeler denir. Soruların içinde A ve B kümesi ayrık olmak üzere dediğinde ayrı ne demek ifade demek istediğini anlamamız gerekir. Yani o iki kümenin hiç ortak elemanı yok demek istiyor. Bu iki kümenin birbiriyle hiç teması yok demek istiyor. Kesişimle ilgili son konuşacağımız şeyler kesişime ait özellikler olacaktır. Bu kesişime ait özellikler ileride kümelerle ilgili yapacağımız sadeleştirme çözeceğimiz sadeleştirme sorularında bize fayda sağlayacak. Birincisiyle başlayalım. A kümesinin kendisiyle kesişimi A kesişim A A kümesinin kendisine eşittir. İki kümenin iki küme birbiriyle aynıysa bunların ortak elemanları iki kümenin içinde bulunanların tamamıdır zaten. İkincisine gelirsek A kümesi ile boş kümenin kesişimi hiç elemanı olmayan bir küme ile bir kümeyi kesiştirirsek ortak olarak bir eleman çıkabilir mi? Tabii ki çıkamaz. Boş küme. Boş küme ile bir kümenin hiçbir ortak elemanı olamaz. Burada konuşacağımız küme ile ilgili özelliklerimiz bunlardı bir ek özellik daha yapıp öyle bitirelim. Üçüncü olarak da kesişmenin değişme özelliği vardır. A kesişim B, B kesişim A'ya eşittir. Kesişimin değişme özelliği vardır. Kesişim işlemini burada bitiriyoruz. Sırada kümelerde birleşim işlemi var.